Adım Nilay. Kur'an'da Türkleri işaret eden bir ayet var mı? Güzel yüzlüm, öyle bir ayet hatırlıyorum. Ben Bediüzzaman öyle açıklıyor daha doğrusu. Allah sizin yerinize sizden işte daha hayırlı, cesur, işte namaz kılan bir kavim getirir diyor Allah. Yani dindar. Yaklaşık söylüyorum. Bu olmuş. Hakikaten onların yerine Türk kavmi gelmiş, Osmanlı gelmiş. Ayet tam anlamıyla tahakkuk etmiş. Yani ayetin işaretidir desek yanlış söylemiş olmayız. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Adım Nilay. Kur'an'da Türkleri işaret eden bir ayet var mı? Nilay çok nurlu canımın içi yüzü. Çok efendi bir kız olduğum belli, güvenilir bir kız olduğum belli. Tesettürün için tebrik ediyorum seni. Allah kabul etsin ibadetini. Biraz yaklaştır Nilay'ı. Ah benim nurluğum, ah benim canımın içi. Allah sana uzun ömür versin. Sağlık saat içinde yaşatsın seni. Kur'an-ı İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı sana nasip etsin. Seni cennetle şereflendirsin. Maide suresi 54'te böyle bir ayet var biliyorsun. Şeytan Allah'a sanırım. Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri döner? İrtidat ederse ki sahabe döneminden sonra sapıttılar birçoğu. Allah sizin yerinize kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu. Tam Osmanlı'nın özelliği. Tam. Allah yolunda cehd eden, tam. Bak buradan da uyuyor. Ve kınayıcının kınamasından korkmayan, bu da tam uyuyor. Bir topluluk getirir diyor. Bu Allah'ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Benim kanaatim tam. Mutabık. Bak müminlere karşı alçak gönüllü diyor. Kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu. Allah'ı çok seven bir kavim Türk milleti hakikaten. Ve onlar hakikaten irtidatlar o devirde. Sapıttılar. Osmanlı ondan sonra o olaya el koydu zaten.